Gazeteci Fehmi Koru, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in koronadan öldüğü açıklanan AKP'li Burhan Kuzu'nun ölümü hakkında kuşkuya düştüğünü açıkladı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif-i Zindaşli'yi tahliye ettirmek için hakimlere baskı yapmakla suçlanan, hakkında 5 yıl hapis sistemiyle dava açılan ve geçen yıl Kasım ayında koronadan ölen AKP milletvekili Burhan Kuzu'ya yönelik iddiaları tartışma yarattı. Derin olayların takipçisi olarak bilinen usta gazeteci Fehmi Koru, kaleme aldığı yazısında kuşkularını dile getirdi. Koru, ifşaatlarda ismi en fazla geçen kişiyi asistanlığından beri tanıyorum. AK Parti ile birlikte siyasete atıldı. Mecliste önemli konumlarda bulundu. Son zamanlarda külliyede, hukuk alanında görüşlerine başvurulan kişilerden oluşan bir kurulun üyesiydi. Koronaya kurban verilenler arasında aniden hayatını kaybetmişti. Gerçekten koronanın kurbanı mı, yoksa şimdilerde bu kuşkuyu duymaya başlamamın sebebi Sedat Peker'in onunla ilgili verdiği bilgiler mi dedi. Fatih Altaylı Habertürk'te 16 Ağustos 2020'deki köşe yazısında Burhan Kuzu'nun kendisine yanıt gönderdiğini belirterek Zindaşli'yi serbest bırakanın kendisi olmadığını söylüyor ve daha yukarılarda birilerini işaret ediyor. Açıkçası ben bilmiyorum ama kendisi biliyor olmalı yanıtını aynen yayınlıyor ve Zindaşli'yi serbest bırakan bu korkutucu gücün kim olduğu konusunda kendisinden açıklama bekliyorum demiş ve Kuzu'nun şu açıklamasını köşesinde yayınlamıştı. Bir defa Zindaşli hala Türk vatandaşı değil. Ben engelledim. Bırakın kefil olmayı. Tahliyesini ben sağlamadım. Bu adam 2 saat içinde ülkeyi terk etti. Bunu hangi güç yapabilirdi? Üstelik yurt dışına çıkış yasağı var. Yüreğin yetiyorsa bunu araştır. Davanın hakimi rüşvet suçundan yargılanıyor. Bu olayın bu yönü üzerine git gidebiliyorsa. Ama gidemezsin. Çünkü karşına başka şeylerin çıkmasından korkarsın. Kaldı ki Zindaşli baron suçlamasından değil, bir suçu azmettirmekten yargılanıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burhan Kuzu'nun vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sayın siyasetçimiz, hukukçu abimiz Profesör Burhan Kuzu'yu 17 Ekim'den beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik demişti. Oğlu Süleyman Kuzu da babam yaklaşık 2 haftadır İstanbul'da özel bir hastanede koronavirüsü tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz açıklamasını yapmıştı.